Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar arkadaşlar. Aracımız 132.500, daha önce 123.000'de değişmişti. Henüz 10.000 kilometre olmadı ama genelde 9.500-10.000 arası mutlaka aracımın yağı değişmektedir. Videolarda zaten görmektesiniz arkadaşlar. Şu şekilde yağ filtresi ve yağımız. Arkadaşlar arabayı her zaman olduğu gibi altı biraz alçak olduğu için Hyundai Accent Blue'nun ne yapıyoruz? Biraz kaldırmak zorunda kalıyoruz. Kriko kullanmıyorum düz olsun diye. Rahatlıkla değişimini yapabiliyorum arkadaşlar. Şu şekilde ne yapıyoruz? Boş hava filtresiyle beraber değişimlerini yapıyoruz. Pratikleri, videoların görüntüleri var. Aracımızı değişime alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir 17 numara anahtar. Genelde vidaları arkadaşlar tutarken yıldız anahtarla tutmaya dikkat edin, arkası açık vidaları. Çünkü kavraması tepe yalama, yani vidanın üzerine sıyrılmasını engeller arkadaşlar bu anahtarlar. Bir de ne yapıyoruz arkadaşlar? Yağ filtresini açabilmemiz için de şurada 27 numara bir anahtarla işimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen şu anda arabanın altına giriyorum. Yağsını açıyoruz ve 5 litreyi boşaltıyoruz. Şuradan hava alması için zaten yağ şeyi de boşaltacağım. Araba 15-20 dakika yağ akıtacak arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, yağımız akmakta. Her 10.000 kilometrede mutlaka yağ bakımınızı yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağ filtremiz Bosch marka. Şimdi bunu arabaya takmak için ne yapıyoruz? Biraz yağlandıracağız. Şu şekilde de hemen yağ filtremizi açıyoruz. 27 numara anahtar tutar. Gücümüz yetmedi. Evet arkadaşlar. Şöyle açıldı. Benim arabam kayıyor. İsterim yola yetiyor. Evet. Her zaman biz bakımını yapıyoruz. Yerine sine Allah'a bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yağ filtresi burada. Şunu. Arkadaşlar, yağ filtresinin içinde görüyorsunuz bir çay bardağı yağ var. O pis yağı mutlaka alıyoruz arkadaşlar. Olabildiğince temiz bırakmaya çalışıyoruz. Evet, ne yapıyoruz? Güzelce filtreyi takmadan yumuşatıyoruz. Yumuşatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen kapatıyoruz. Şimdi acil hemen gideceğiz. Bak, bunu da çevirerek çıkartmalısınız. Direkt çekmeyin. Bir de şeyine bakalım. Geçen değişmiştik. Bunu ne yapıyoruz? Elinizle sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ta ki dibine varana kadar. Daha sonra anahtarla müdahale edin. Çünkü diş kaptırırsanız sıkıntı neden olur. Hafif yokluyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Bijon anahtarı gibi zorlamıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Mükemmel yağımızı koyuyoruz. Her zaman tonu yerine sıfır bidon kullanırım arkadaşlar. Arkadaşlar her 10.000 kilometrede mutlaka yağ değişimi yapın. Koyduğunuz yağı koyarken de dikkat edin. Yağda herhangi bir bozukluk içinde parçacık, pislenme
ucunda arkadaşlar. İçinde çok az bırakacağım. Çünkü biliyorsunuz içinde 4850-4900 falan alıyor arkadaşlar. Sıfır fabrika motoru gibi 5,5 litre 5300 falan koymayın, her yere yağ basarsınız. Sonra güzelce kapağımızı kapatıyoruz. Olay bitiyor. Arkadaşlar mazot filtremizi diğer bakımda, yani ben her 25.000-30.000'de değişim yapıyorum. Hava filtresi zaten değişimlerini biliyorsunuz. Videomuzda var. Polen filtresinin değişimi videomuzda var. Çok basit bir şekilde değişebilirsiniz. Yediğim şurada mazot filtremiz duruyor. Ama tabii ki zamanına göre, arabanın durumuna göre değişimlerini yapıyoruz arkadaşlar. Bir başka değişimde Accent Blue ile görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.